Yangından korkun var. He? Gerçek. Gerçek olsa da korkma. Baba bak Berat geldi. Sen gerçek olsun. Ben de gerçek olsun. Baba kayıştı. Baba. Aynen böyle. Ya da durursan kalırsın. Ben de benim babaannemle Emre'ye 3 tane itfaiyeci gelmişti. Onlar oynamıştı bir çocuk. Dövelim mi onları? Ondan sonra ya, büyükleri yandı. En küçük itfaiyeci kim burada? En küçük itfaiyeci? Ben. Ulan var. Ben de. Sen küçük küçüksün. Şirin'e gidelim. Ha? Şirin'e gidelim. Ben anlayayım. İtfaiyecilerin başı kim? Kaldır, Poyraz. İtfaiyeci başı kim? Poyraz. Yine kime inen aldı? Poyraz diye. Sarp. Kim? Bu mu? Teşekkür ederim. Sel, deprem, heyelan gibi doğal afetlerde su üstünde ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarında her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylarda halkın yardımına giden hayat kurtarmak için kendi canlarını gözünü kırpmadan tehlikeye atan kutsal bir vazifeyi üstlenmişler. İtfaiye müdürlüğümüz Kışla Mahallesi ve Süleymanlar Mahallesi olmak üzere iki istasyon olarak hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzde 6 adet yangın söndürme aracı, 1 adet kaza kırım aracı, 1 adet 27 metre hidrolikli merdivenli araç, 1 adet 15 ton kapasiteli su tankeri, 1 adet 4x4 hizmet aracı ile toplam 10 araç hizmet vermektedir. Ayrıca su altı ve su üstü kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet Zodiac bot da hizmet vermekteyiz. Müdürlüğümüzde 5 kişiden oluşan SMAS 3 yıldızlı profesyonel dalgıç, 3 kişiden oluşan can kurtaran ve kayıp aramalarda kullanılmak üzere eğitmen ve arama kurtarma köpeklerimiz bulunmaktadır. İtfaiye müdürlüğümüz 3 belde, 31 mahalle, 91 köyde yaklaşık 200 bin nüfusa 59 personelde hizmet vermektedir. Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu projeler ev hanımlarına eğitim projesi, kreş ve okul çocuklarına eğitim projeleri, gönüllü itfaiyecilik projesi, yurt dışı kardeş itfaiye projeleri bulunmaktadır. Müdürlüğümüzün 2010 yılında başlatmış olduğu gönüllü itfaiyecilik projesi kapsamında bugüne kadar 38'i bayan,
146'sı erkek olmak üzere 184 gönüllü eğitim alarak çalıştıkları kurumlarda, evlerinde ve mahallelerinde oluşabilecek yangın, kaza ve doğal afetlere, itfaiye, olay yerine gelinceye kadar ilk müdahalede bulunarak yangının büyümesini ve yayılmasını önleyerek itfaiye ve personelimize destek sağlamaktadırlar. İtfaiyecinin temel günlüğü, fedakarlığı ve dayanan hizmetin meşakkatli bir hizmet olduğunu görevlerini ifade ederken itfaiyecilerin hayatlarını bile feda etmeden çekinmediklerini ifade etmekteyim. Bu duygu ve düşüncelerimle yangından koruma haftası, itfaiye haftası olarak tüm itfaiyecilerin haftasını kutluyor. Tüm meslekler... Thank you.